serbest kalma bedeli 25 milyon euro. Ben direkt bu haberde özellikle buna çok dikkat ettim. Tabii, Tabii Galatasaray'ın beklentisi doğal olarak 20 milyon euro da çok iyi bir para. Ama bu maddenin olması şimdi bir kere bir bizim tüm takımlarımız adına bir takımımızda böyle bir maddenin, böyle bir oyuncu olması sevindirici bir konu. Tabii. Sen nasıl yorumlayacaksın? Çok iyi. Yani o maddeyi kim koyduysa tebrik etmek lazım her şeyden önce. Çünkü e, hani Tabii Sevilla'nın buradaki tasarrufu çok enteresan. Hani olmuş zaten bunlar. Toplayalım aşamasında hem Marka evet. hem Nelson. Evet olmuşunu bulmak da böyle ikiliği muhteşem bir lüks tabii. Ve gerçekten birbirini çok iyi tamamlayan iki, iki e, oyuncu. Yani marka tabii Nelson biraz marka asus yetim kaldı onu söyleyebilirim. Çok zorlanacak da diye düşünüyorum Galatasaray'da yer kalırsa. Ee, ama Sevilla için büyük bir şans ama Galatasaray için de büyük bir şans. Çünkü bildiğim kadarıyla Galatasaray'ın her an marka Nelson satışının o riskinden dolayı Galatasaray'ın elinde bir stoper havuzu var. Ve hemen Galatasaray direkt temas kurup Nelson satışından sonra hatta benim bildiğim kadarıyla benim de çok beğendiğim bir oyuncu var ki o alınırsa zaten Galatasaray Nelson'u aramaz. Marka yine aramaya devam eder ama Nelson'u aramaz eğer satışı gündeme gelirse. Ben hatta şöyle söyleyeyim hani 25 milyon euro demiştin değil mi serbest hı hı. kalma maddesi? Madde öyle. Yani 15-18 bandına bile bırakılır bence. Evet sonra. yani çok tabii biz... Oyuncuyu tamam özellikle ile birlikte gerçekten çok beğendik ama ülkemizde alışık değiliz böyle e, transfer ücretlerine O yüzden sevindirici diyorum kulüplerimiz adına. Ama dediğin gibi yine Kim Minjae'nin gittiği e, ücretler civarında çok çok iyi, çok, çok iyi diyebiliriz. E, o gün senin de görüşlerini alayım. Biraz Galatasaraylıların bu konuyla ilgili yorumlarını okuyacağım görüyorum. Hı hı. <laughs> Enteresan yorumlar var. E, ben şunu söylemiştim daha önce... E, Fikrim biraz sabit tabii ki. Hani dün onu söyledim bugün farklı söylemem doğru olmaz. Ee, ben elimde iki tane iyi stoper bulmuşken ikisini de aynı anda gönderme taraftarı değilmiş bir zaman. Eğer ki bir şampiyonluk vesaire. Çünkü evet iki iyi stoperimi göndermişken bir tane iyi bulabilirim. İki tane de belki bulabilirim. Zaten futbolun bunu yapabilirsiniz ama ikisini bir arada uyum içerisinde yürütmek biraz zor olur. İki yeni stoper, yeni bir tandem. E, kulübe yeni alışacak oyuncu vesaire gibisinden. E, Nelson henüz bir sezon içerisinde bu kadar değer kazandı. E, tabii ki 25 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi var. Galatasaray 20 istiyor. Zaten ulaşılabilir seviyeler olarak görülüyor. E, 7 milyon Euro'ya sanırım transfer edilmişti Nelson. 7 milyon, 7 evet. milyon Euro. 7 milyon Euro'ya transfer edilmişti. E, yani 2-3 katını bulduğu bir piyasa değerine doğru ilerliyor. Ee, ama tutabilirsem şayet ben iki tane iyi stoperimin birini tutmayı tercih ederim. Mesela iki santraforunuz var, iki forvetiniz vardır. Çok iyi sezon geçirmiştir. İkisini aynı anda göndermek istemezsiniz. Hani birini tutalım, biri olursa gitsin yoluna giderdi. Ben stoper için aynısını. İki kritik mevki benim için. De. Stoper ve e, santrafor bölgesi. Ya evet. orta sahada havuz çok daha geniş oluyor. Orta sahada oyuncu evet. portföyü o O tandem e, oturtmak çok zor zaten. Tabii orta sahadaki oyuncu portföyünde e, alanınız dünya çapında daha da geniş. Ama stoperlerin iyisini de bulmak, yüksek mertebede stoper bulmak o kadar kolay olmuyor. Çünkü çok iyi bir elinde varsa. Şimdi kulüplerimiz her sezon e, şöyle baktığımız zaman sürüsüne bereket. Ne stoperler gelip geçiyor böyle. Sürkülasyon içerisinde çok fazla stoper harcanıyor. Peki ötesi, şu opsiyon varsa buradan... hani markayı kaça sattı? 15 <laughs> bonuslarla beraber. Hı hı. Burada da bir hani 18'lik bir satış gelsin. Hadi bırak 18'i 15'lik satış gelsin. 30 milyon euro. 4-4,5 bandına bir stoper alsa iki tane. 4,5'tan buçuktan da o civarlara mı almıştı? Marka Ayı dört milyon euroya almıştı Galatasaray. Yine o bantta 4 dört buçuk civarında iki stopere yatırım yapsak Galatasaray. Sen stoperlerin ismini biliyorsun da söylemiyorsun bize kim oluyor. Buna yani hazırlık evet var değilse, diyor. Buna bir hazırlık varsa. Yani şimdi Marka Ayı hazırlık elbette oldu Yani şimdi Abdülkerim Bardakçı ligimiz için e, hatta Avrupa Ligi için de bence iyi bir stoper. Evet. E, sadece ligimize indirgememek gerekiyor bence Abdülkerim'i. E bugün Galatasaray'a gitti. Fenerbahçe'de gitseydi aynı yorum yapardım. Beşiktaş'a da gitseydi aynı yorumu yapardık. Yani bu takımdan takıma değişmemesi tabii ki, tabii gerekiyor. Tabii Abdülkerim Bardakçı ligimiz için iyi bir stoper derken Avrupa Ligi için, bak Şampiyon Ligi için farklı konuşabilirim. Ama segment biraz düşmeye başladı ne yazık ki ligimizde. Tabii burada Nelson için önemli olan şu. Şimdi bir oyuncu için hazırlık yaptınız, ikinci oyuncu için hazırlığınız var mı? Çünkü transferde Galatasaray biraz inceleyip sık dokuma noktasında ilerledi uzun süre orta saha hattında. Evet. şimdi lig başlıyor. Ligin başındaki kayıplar sizi zarara götürür. Sonrasında da çok ararsınız bu gibi kayıpları. Dolayısıyla buna markaya yaptığınız hazırlığın aynısını Nelson'a yaptıysanız ve elinizde Gönderdiğim anda alabilirim dediğiniz oyuncu varsa ve potansiyeli de gerçekten o seviyede ise tamam. Ama önce gönderelim, sonra bir bakarız. işte ben ona karşıyım. Abi, evet. Liste çok önemli burada. Yani listede o... heyecanlandıran isimler Çünkü, varsa. Yani hiç tanınmamış isimler Şimdi ama şöyle genelde biz şunu yapıyoruz: önce oyuncuyu gönderiyoruz. Evet. Sonra, Sonra transfer başlıyoruz. aşamasında oyuncu arayışına başlıyoruz. Hata burada. Ama orada işte benim bildiğim bir liste başlıyor. var. Onlardan yani isimlerden bir ya. tanesini verirler. Is i̇sim vermeyin. <laughs> Onu muhabir arkadaşlarımız çok iyi yapıyorlar tabii. Onlara bırakıyorum tabii. Şimdi onları. peki Galatasaraylar ne düşünüyor? Ona bir bakalım. E, Engin Bey yazmış. Oldu olacak. Bir de kulübün anahtarını verelim Sevilla'ya demiş. Niye? <laughs> ben ben aynı fikirde değilim ya. Biraz farklı düşünüyorum. <laughs> Mehmet Bey de demiş ki Mehmet Serdar. Seviye kendi stoperini 50'ye satıyor, bize 10 veriyor. Hmm. Bizim vitrin mi kötü, transfer politikası mı demiş. Vitrin, vitrin. Tabii. Ambalaj, Bizim vitrin biraz tozlu. Ambalaj önemli ya. Nelson Galatasaray'dan ayrılırsa savunma dağılır yazmış Mehmet Bey'de. Ben o kadar dağılacağı düşüncesine değilim Az açıkçası. Az dağılır <laughs> Yani hani böyle e, aman aman Nelson şimdi şöyle. Nelson iyi bir stoper. Bak az önce söylediğim gibi. İki iyi stoper bulmuşken birini tutmayı tercih ederim her zaman. Bunu bir de Santrafor bölgesi için, hücum bölgesini tercih ederim. Ama e, Nelson da tek başına değil, yanında oynayacağı oyuncuyla olan uyum çok önemli burada. Çünkü Tabii. hatırlayın, Marka'nın olmadığı dönemde Nelson performansı izleyemedik biz. Evet. marka varken Nelson'un kalitesini ortaya koyduğunu görüyoruz. Hatalı yapardım. toplar çıkardı, gol yedi Galatasaray evet, birkaç e, kez. Ama sonuç itibariyle bize şunu gösterdi. Yanına Marka gibi iyi bir oyuncu bulduğunuzda Nelson o tandemi tamamlayan iyi bir sağ stoper size. E, dolayısıyla birini göndermişken ikincisini de göndermek Galatasaray işte, taraftarının yaralayabilir ama söyleyeyim. yerine koyacaklarınız da önemli. Marko'yu az önce bahsettiği gibi yani 4,5 milyon euroya buldunuz değil mi? SMS'i okumayan bir oyuncuydu. Şöyle scoutingler tabii ki takip ediyor vesaire ama bir taraftar gözüyle Fenerbahçe'nin e, Portek iyi bulması gibi. Portekiz'den, e, küme düşme hattında olan takımdan vesaire işte ikincilik takımından buldunuz getirdiniz düşüncesi vardı. Ama nasıl bir oyuncu ortaya çıktı görüyoruz. E, dolayısıyla burada isim bazlı yürümemek gerekiyor. Potansiyeline evet. inanılan bir oyuncu varsa o havuzunuzda ve biz evet yarın sonra gönderdiğimizde bu ismi getirebiliriz ve İnanın daha büyük potansiyel dedikleri noktadaysa o isimler Sadra abi biliyor, söylemiyor. Gülüyor. Ee, tabii. O zaman o riski göze alırım. Ama bir risk var mı dersen yani sonuç itibariyle oturmuş bir tandem değiştirmek. Ama orada var. benim zaten Nelson konusunda bu kadar çabuk hadi gönderin diye <laughs> belki ısrar etmemin sebebi nok şu noktada. Ee, Melike'nin az bahsettiği çok önemli detay var. Marka Asus Nelson gerçekten çok hatalar yaptı. Çünkü Marka çok ekstra bir adamdı. E, ters kademeleri çok iyi gerçekleştiren bir oyuncuydu. Ya, Türkiye'de çok kıymetini bilmedik. E, çok fazla oyuncuyu böyle e, abartamadık hatta öyle söyleyeyim. Benim e, çok beğendiğim bir oyuncuydu. Ama Marka Asus Nelson bende hep soru işareti bırakıyor. Özellikle hazırlık maçlarında dikkat ettiysen topu çıkartırken sağ tarafta 4-5 saniyeyi buluyor ayağında oyalaması. O baskıyı yediği anda problem çıkartabilir Galatasaray için bu. Daha form tutmadı tabii sezonun başı henüz oyuncu form tutacak elbette ama e, yani ben 15 civarı 16 civarlarını bile tabii ki 25 milyon serbest kalmayla gitsin gönül ister ki ülkeye dolar girsin euro girsin ama e, diğer taraftan önemli olan taraf bence o riski aldığın zaman bu sene eğer Nelson kötü bir sezon geçirirse o fiyatları mümkün değil Ha, yani dünya kupası şu var. vesaire şuna da aldanılmasın bu sezon iyi geçerse gelecek sezon 25'e satarız gelecek sezon bitirini yok